Şayet Geleceğe Dönüş filmini izlediyseniz bu video tam size göre. Çünkü sizleri alıp geçmişe götüreceğim. Yes, I'm George. George McFly. Huzur buldum. Bundan tam 27 yıl öncesine. Bu dolu dolu videoda emeğimi görünce zaten beğenip paylaşacaksınız. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz bilgisayar benim ilk serverım. Belki de Türkiye'de kimse de göremeyeceğiniz bir setup'la karşınızdayım. Dostlar, önce bir maziye gidelim. Tabii bunu yaparken de sistemi kurmaya ufaktan başlayacağım. Önce bütün parçaları devre temizleyici sprey ile ilk günkü haline getirdim. Görebileceğiniz üzere Asus'un en gelişmiş Socket 8 anakartını kullanıyorum. Dev gibi yongalara sahip bellek kitim var. Creative'in en iyi ses kartı olan Live'ı tercih ettim. Ekran kartımız 64 MB Radeon 7000. Ek olarak 256 GB CF kart veyahut sistemde 120 GB SSD kullanacağım. CF kartı tam olarak BIOS göremiyordu. Ben de kolları sıvadım ve 128 GB limite kadar çıkacak özel bir BIOS yazdım. Benim için süreç çok heyecanlıydı. BIOS yazma koruması vesaire olduğu için hemen bir satın aldığım programlayıcıyı da üzerinden geçtim. Evet, ilk başlarda sorun yaşadım ama en iyi BIOS'u yazdırabilmiştim. Kasamız 2 tane 140'lık fanla gelen Lianli'nin 205 Mesh modeli. Hem retro bir havası var hem de güncelliğin en güzel tasviri. Her yerinden hava alan kaliteli bir model olduğu belli. Özellikle seçtim. Tabi önde 5.25 yuvalar yok ve USB bağlantısını nasıl yapacağım diye düşünürken imdadıma genişleme yuvası çıktı. Ayrıca anakart aynası olmadığı için 3D yazıcıdan özel olarak ayna bastırdım. İşte bu kadar uğraştım bu sisteme. Montör konusunda sizlerin önerisini dikkate aldım. Gidip en eskilerden 1080p destekli güzel bir model satın aldım. Nereden baksanız 800 TL'ye geldi. Bir bakarsınız ileride TV kartı bile bağlayabiliriz çünkü TV destekli. RGB yapıdaki kasamız gerçekten şık duruyor. Ve sleeve kablolarla eski anakartı güncel bir havayla pekiştirmeye çalıştım. Modern bir kasaya eski bir bilgisayarı uyarlamak gerçekten çok zordu. CD-ROM ve floppy'yi harici olarak kullanmak durumunda kaldım. Bazen dışarıya sarktılar. Ve daha sonra harici CD-ROM ve floppy aldım. Hepsini USB üzerinden zaten bağlayabiliyorum. Tabii USB hızımız gerçekten çok düşük. Bir 2.0 değil, 1.1. Dostlar, önce MS-DOS 6.22 kurdum ve çok keyif aldım. Daha sonra NT 4.0 kurdum fakat aldığım hatalardan dolayı içime sinmedi. Bunun yegane sebebi belleklerdi. Oksitlenmiş ve tam temas sağlayamadığı için hata veriyordu. Hatalı parçayı bulmak gerçekten çok uğraştırdı. Daha sonra da tamir ettim. Neden Windows 98 kurmadım diye soracak olursanız, böylesi canavar gibi bir işlemci için 2000 daha uygundu. Ve ben de kolları sıvayıp en güncel versiyonu indirip CD-ROM üzerinden kurmaya başladım. Bir yandan kurarken diğer yandan çocukluğum aklıma geliyordu. O zamanlar işletim sistemi ya bilgisayarla gelirdi ya da dışarıdan satın alırdın veyahut arkadaşın CD'den sana verirdi. Şimdi gelin isterseniz 27 yıl öncesine dönelim. Pentium Pro ilk çıktığında muhtemelen ülkede çok sınırlı sayıda vardı. Pentium yeni bir çip değil, 1990'lardan beri var. Esas Pentium, Pentium Pro için bir sıçrama tahtasıydı. Ancak muhtemelen gelmiş geçmiş en önemli işlemciydi Pro. 1995 yılında Intel bu yeni nesil işlemciyi genellikle P6 denilen Pro adıyla çıkarttı. Çok büyük ve ayırt edilebilen dikdörtgen PGA paketli bir işlemciydi. P6, Pentium ile aynı yol ve kayıt boyutlarına sahipti. Ama 3 yeni parça P6'yı öncülüğünden daha güçlü yaptı. 4 iletişim hattı, dinamik işleme ve çip üstüne L2 ön belleği. Bu özellikleri takip eden tüm CPU modellerine taşındı. Bu nedenle birçok kişi Pentium Pro'yu modern CPU'nun babası kabul eder. Bu kadar iletişim hattıyı da ne olursa olsun aynı anda en az 2 işlem yapacağı garantilenmişti. Bu herhangi bir saat döngüsünde birden fazla işlem yapma yeteneğine süper sayısal yürütme denir. Zaman zaman işlemci ön belleği ne kadar iyi olursa olsun koda ulaşmak için sistem hafızasına gitmelidir. Bir RAM erişimi gerçekleştiğinde işlemci işlem yapmadan önce birkaç saat döngüsü beklemelidir.
Bazen bu bekleme 10 veya 20 döngü olabiliyor. Bu altın kaplama dev işlemciler şu an gerçekten çok pahalı ve temin edilmesi inanılmaz zor. Bundan altın bile çıkartıyorlar. Pazarda büyük bir baskı kursa da o dönemlerde yüksek fiyatı yani 1217 dolar herkesin ulaşabileceği bir seviyede değildi. Masaüstü kanadından 2,5 kat daha pahalı bir işlemciden bahsediyoruz. Baksanıza o dönemlerde bir sistemin fiyatı neredeyse yuvarladığımızda 100.000 TL ve içinde 64 MB RAM var. Bizdeki neredeyse 3 katı. Demek ki bugünkü koşullarda topladığım bu sisteme o dönemlerde bir yerlerimi yırtsam da temin edemeyecektim. 16-32 bit programları çalıştırmak için geliştirilen ilk mikro işlemci. Halefi Pentium 2 Xeon işlemcilere de ilham olan bu işlemci benim gözümde ilk Xeon veya ilk Workstation diyebileceğimiz işlemcilerden biri. Aslında günümüz Threadripper'ı o gün bu işlemciydi. Fakat işletim sistemleri için biçilmiş bir kaftan ve tabii ki oyunlarda ön bellek ilişkisinin de etkisiyle 3 boyutlu çoğu yapıda MMX'ten daha iyi olduğu durumlar ortaya çıkabiliyor. Fakat multimedya uygulamalarda sorun teşkil edebilmekte. O yüzden kod yazma vesaire işlerinde daha ideal bir işlemci. Dostlar böyle eski bir bilgisayarda oyun yüklemek istediğimde SSD'ye kurduğum için o kadar hızlı yüklüyor ki şaşırıyorum. Bakın bayağı hızlı. Mekanik disk olsaydı şimdi acı çekerdik. Çözünürlüğü düşününce biraz daha iyi. Az daha kendisini vuruyordu. Vay be. Bu kadar düşük performans beklemiyordum ben bu ekran kartından. Nvidia'ya geçeceğim. Güzel. Baba şimdi buradan aşağı inerken ölmeyelim. Güzel. Nelerimiz var? Hayır ya. Allah lanet olsun. Reinforcements have arrived. Adam kendisini öldürdü. Reinforcements have arrived. Sizi öldürmeyeceğim. O neydi be? Aa çift silahım var. Adam takla attı. O çok fena kastırıyor. İki tane ajan var. Oyun kastı için ben şu an Max Payne gibiyim. Yavaşlattım ve herkesi vuruyorum. Sevgili dostlar, bu sıcak ortam ışığında sizleri tam 27 yıl öncesine götüreceğim. Şu görmüş olduğunuz bilgisayarı modern imkanlar dahilinde yeniledim. Video seçeneğine geldiğimizde modlardan burada 3DFX Mini Driver'ı seçmek lazım. Ve çözünürlük olarak 640x480 önermişler. Üzerini açamıyorum. Bakalım performansımız bu oyunda nasıl olacak. İsmimizi değiştirelim. Çocukken koyduğum ismi koyuyorum. Kral. Half-Life performansımız hiç fena sayılmaz. Biri var orada. Az daha ölecektim. Vuramadım. Vurdum. Performans çok iyi diyemem. Ama oynayabiliyor muyum? Oynayabiliyorum. Aslında birazcık hızlaşırtırsam hiç fena olmaz. Buralarda çünkü bir sıkıntı yok. Oha, adam nereden vurdu beni? Şimdi
Şimdi BIOS ekranına geldik. Burada birkaç ayara bakmak istiyorum. Bellekleri biraz hız açırtacağım. En düşük 60 NS oluyor zaten. Daha da fazla indiremiyorum. İşlemciyi hız açırtabilir miyim? 33 MHz de olsa hız açırtacağım. Dostlar, önceden işlemcileri pinler üzerinden hız açırtırdık. Bu pinlerde kaç MHz olacağını, ne kadar voltaj vereceğini yazardı. Çarpan kilidini arttırmamız lazım. Frekansımız zaten yüksekte. Şunu da off yapmam lazım. Acaba kaldıracak mı? Vallahi kaldırdı. 233 MHz. Çok güzel. Manuel olarak hız açırttım işlemciyi. Sevgili dostlar, birazcık daha bilgisayar kendisine geldi. Şu anda sadece Windows %3'ünü kullanıyor işlemcinin. Ve çok büyük bir yük olduğunu söyleyemem. Fakat oyun açmak istediğimde bayağı bir kastıracak. Dostlar, şunu fark ettim. Eski sistemlerde %15'lik bir hız açırtma bile inanılmaz fark ediyor. Zaten ucu ucuna kurtardığı için bariz olarak sistemdeki etkiyi görebiliyorum. Şimdi işlemciye baktığımızda 233 MHz'da çarpan kiledimiz 3.5, L2 keşimiz gerçekten yüksek. Anakart modeli burada. Kurulmamış diyor, göremiyor. Bir tanesini algılamış 32 MB. Diğer ikisini tam olarak göremiyor. Bir ara bellekleri değiştirmem lazım 64'lüklerle. Bellek kontrolcüsü maksimum 64 MB diyor ama bu anakartın aslında 256'ya kadar yolu var. Şu anda test ediyor. Hiçbir şeye basmayacağız. Hiçbir işlemi ilerletmeyeceğiz. Hadi baba, seni mi bekleyeceğiz? Gün atladık hadi. Bayağı düşük. Bakalım neye yaklaşmış performans olarak. MMX'i geçmişiz. K5'i geçmişiz. K6 2'ye yaklaşmışız. Tabi Pentium 3 ile arasında devasa farklar var. 2000'li yıllara doğru ilerledikçe ve ötesine geçmeye başladıkça artıyor. Yani Athlon'lar, 64 bitler devreye giriyor. Pentium 4 hiç de fena sayılmazmış aslında. Ben bir ara Pentium 4 kurarım. Dostlar, şu anda MS-DOS'a girdik. Umarım bir sıkıntı çıkmaz ve birkaç bir şey çalıştırabiliriz. Megam. MX exe. The power mad and vainglorious Gideon. Once upon a time I pretended to the throne of the gods. Well, I suppose I got my wish. My undying soul is bound to this cranial prison for all eternity. Süreçle alakalı şunları söylemek istiyorum. Anakartlı işlemciyi 600 liraya aldım ve bu geçen seneydi. Bulamazsınız. Yani kolay kolay hiçbir yerde bulunamayacak bir şey. Bu sistem için kasası, monitörü, her şeyi özel olarak temin ettim. Aynı zamanda SSD bağlamak için AliExpress'ten de adaptör aldım. Nereden baksanız bana maziye götürebilecek bir server kurmak 2000 TL'ye mal oldu. Abi manyak mısın? 2000 liraya Xeon sistemler kurardın. Kurduk zaten ama sıra dışı bir şey yapmak lazımdı. Huzur buldum. Frekans ver etiketiyle siz isteyin, ben de yapayım. Şunu söylemek istiyorum, bu süreci beraber yaşadık. Beraber hissetmiş olduk. Elimden geldiğince yansıtmaya çalıştım. Ve gerçekten keyif alıyorum. Yani hem bu noktalara nasıl geldiğimizi merak ediyorum, hem de kıymetini biliyorum, öyle söyleyeyim sizlere. Ve bana eski işletim sistemleri hatadan kurtulmanın yollarını nasıl araştırmam gerektiğini öğretti. Ve bu hayatta, pratikte de işime çok yaradı. Windows 98, efendime söyleyeyim Millennium gibi işletim sistemlerinde gelişmeme bayağı katkı sağladı. Şayet 2000 like gelirse belki sizleri 27 yıl öncesinden de öteye götürürüm. Evet, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Paylaşıp destek olmayı da unutmayın.